Hocam şimdi tam günümüzde ifade edebileceğimiz tarzıyla ahir zaman alametlerinin tam içinde olduğumuz bir alamet var mı ya da birkaç şu an yaşadığımız zaman? Said Nursi'nin dediği var. Deccal komitesi diyor. Süfyan komitesi darmadağın olacak diyor. İddia edilen Ergenekon örgütüdür işte o. Ve iddia edilen Ergenekon örgütünü o çok detaylı anlatıyor. Diyor ki barik asa kılınç olan diyor. Elmas kılınç olan diyor. Türklüğü diyor. Bak elmas kılınçtır diyor. Türklüğü. Evet. Türklüğü. Ve Türkçülüğü muhakkaten kullanacaklar diyor. Geçici olarak kullanacaklar. Fakat başarılı olamayacaklar. Geri çekilecekler diyor. Bak vasfını anlatıyor. Böyle kokoş kadınlardan oluşan ateist, darwinist, materyalist kadınlardan oluşan bir komite oluşacak diyor. Var ya böyle kartal tırnaklı falan böyle kokoşlar oluyor. Sürekli dine saldırır, İslam'a saldırır. Evet. Ağzından köpükler saçar, küfürler eder. Hiçbir şekilde sevgiyi yaşayamaz. Sürekli nefret vardır. Her şeyden nefret eder. Bakkala gider kavga eder. Şoförle konuşur kavga eder. Evet. Değil mi? Evet hocam. Kapıcıyla kavga eder. Yani böyle kudurmuş köpek gibidir. Böyle bir kadın ekibi oluşacak diyor. Onlar da onlara yardım edecekler diyor. Şimdi onu da görüyoruz öyle bir ekibi. Tam o şekilde maşallah. Değil mi? Evet hocam. Bak bu kokoşlara da dikkat çekmiş. Evet. Evet maşallah. Net. Ve diyor İslam Deccali diyor masonlarında diyor muayenetlerini, yardımlarını, desteklerini alacaklar diyor. Bir kısım masonlar İslam'a yatkındırlar. Bir kısmı Hristiyanlığa yatkındır, bir kısmı Museviliğe yatkındır. Ama asıl olarak tabii dinsizdir masonluk. Onları kullanacaklar diyor. Dinsiz masonları kullanacaklar diyor. İnşallah. Zaten dindar masonlar pek hoşlanmazlar. Evet. Şimdi benim önümüzdeki günlerde dindar mason olan arkadaşlarım gelecekler. 33 derecede masonlar. Maşallah. Amerikan masonları ki en ileri derecede masonlar. Yani üstad masonlar, onlar topluca gelecekler. Ama bunlar Hristiyan, yani dindarlar. Bir kısmı Musevi, onlar da dindarlar. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorlar onlar. Ama İngiliz ve Fransız masonluğu tam ateist. Evet. Şimdi onlarla konuşacağım, onlara karşı neler yapabiliriz? Yani biraz istişare edeceğiz, konuşacağız. Onların da dindar olması için, Allah'a inanması için ne yapılabilir? Değil mi? Masonluk eğer ıslah edilirse çok mükemmel bir hale gelebilir. İnşallah hocam. Tabii ilk hali, yani son hali çok değişik. İnşallah. İlk başlangıcında muhtemelen hak bir tarikattı. İnşallah. Fakat sonra dinsizler ele geçirmişler. Görünüş o. İnşallah. Yeniden Hazreti Süleyman dönemindeki gibi yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Dindar hale getireceğiz. O İnşallah. Duvarcı ustalarının efendim o topluluğu haline, o lonca haline getireceğiz. Ahil topluluğu gibi olacağız. Ahil loncası gibi İnşallah olacağız. Hocam. İnşallah. İnşallah. Namazında, niyazında masonlar yapacağız. Maşallah. İnşallah. İnşallah. O zaman sözümüz yok. O zaman baş tacılar. İnşallah. İnşallah ona gayret edeceğiz. İnşallah. Ki gelecekler bak 33 derecenin de üstünde olanlar geliyor ayrıca. Evet. 33 derece üstü olanlar. Bir de dünyanın en iyi itibarları onlar zaten evet. İnşallah. İnşallah. Türk masonlarını pek şey etmiyorlar herhalde. Ya kardeşim biraz acayip konuşmalar yapıyor ama neyse. o bizim Türk masonlar çok garibandır. Yani pek kale almıyorlar yani onları. Evet. Fakat işte onların yardımlarını alacak diyor. İddia eden Ergenekon örgüt. Fakat kahraman ve mücahit ordu diyor Said Nursi. Bak özellikle ona dikkat çekiyor. Birinci dereceden. Hakikat hali göreceği diyor bak. Kur'an'ın ışığıyla diyor bak. Kur'an'ın ışığıyla hakikat hali göreceği. Ve o dehşetli komitenin diyor tahribatını tamire çalışacağı hadislerden anlaşılıyordu. Rivayetlerden anlaşılıyordu. İnşallah. İnşallah. Mesela alamesi bu. Şu an buram buram yaşıyoruz bunu. Evet. Bir tane bir alamet.